Merhaba, ben Murat Şahvural, Barış Kitabı'nın yazarıyım. Bugün kitap hakkında sorulmuş olan soruları cevaplayacağım inşallah. Kitap yazmaya nasıl karar verdin Murat? Biraz bahsedebilir misin bundan? Tabii, kitap yazmaya nasıl karar verdimden önce bu benim için bir karar süreci olmadığını dile getirmeliyim. Çünkü şöyle bir kaynağım vardı benim. Ben dedemin hayatını yazdım bir hikaye kitabı olarak. Ve bu hikayelerin her birini ben yıllarca dinlemiştim zaten. Arasına sıkıştırmış olduğum kurguları ben lise hayatım boyunca okula hep yürüyerek gitmeyi tercih ettim ve benimle beraber yürüyen arkadaşlarıma, 3 arkadaşım vardı. Bunlara da selam olsun buradan. Her gün bu kurgudan bahsettim. Aslında onların yorumlarını dinledim. Onların o heyecanlı bakışları benim bu kitabı oluşturmamda en büyük karar kılıcı oldu aslında. Ve aynı zamanda dedem gibi bir kaynağım olduğu için bu kurguları oraya nasıl yerleştirebilirimi düşünüyorduk her zaman. Ve elhamdülillah en sonunda güzel bir yerleştirmeyle sunmuş olduk insanlara. Eyvallah. Rabbim muvaffak etsin. Amin. Yani kitabı oluşturman biraz doğal bir süreçten oluştu. Spontane gelişti herhalde. Aslına bakarsak müthiş bir edebi ortamda yetiştiğimi söylemeliyim. Çünkü lise hocalarımın, edebiyat hocalarımın her biri alanında oldukça başarılı olduklarından biz edebi anlamda çok fazla şey konuşabiliyorduk onlarla. Yani hocam şu 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 hakkında bir sorun var dediğim zaman cevapsız kalmadım yani. Eyvallah. Ondan da kaynaklı olarak müthiş bir şeyim oldu yani. Eyvallah. Cevap hazinem. Kitabı oluştururken nasıl bir süreçten geçtim? Bunlardan biraz bahsedelim. Kitabı oluştururken açıkçası 15 tatile denk geliyordu kitabı oluşturma sürecimiz ve ben 15 günde bitirdim kitabı. Şöyle ki zaten 4 yıl boyunca hazırlamış olduğum kurgular vardı. Yani gösteririm fotoğraflarını da inşallah. Şu kadar olmuştu diye tahmin ediyorum yani. Fotoğrafta da görürsünüz zaten şu anda belki şurada ya da şurada gösteriyoruzdur onu. Bu kurgulardan kaynaklanarak ben dedim ki bunu bir şekilde kağıda dökmeliyim. İnanır mısınız? Gerçekten bazı kurgular arasında birleştirememe sorunu yaşadım. O kadar çok kurgu vardı ki elimde. Yani şöyle oldu. Mesela bunu ikinci kitabımda yayınlayabilirim. İşte şunu burada kullanayım tarzında. Oldukça müthiş tahliller vardı elimde ve elhamdülillah bunların sayesinde 2 haftada bitirebildim kitabımı. Daha sonra çevremdeki insanlara dağıtmaya başladım. Hani okur musunuz? Özellikle hocalarıma. Onların da yorumlarını aldıktan sonra ben artık kitabın yayınlama aşamasına geçmiş bulundum. Eyvallah. Etrafta bu kadar çok kitap var. Yani türleri farklı yayınlanan, işte tarih kitabı var, hikayeci anlatım var, romanlar vesaire. Sen neden böyle bir kitap yazmayı tercih ettin ve yazdığın kitabın muhtevası tam olarak nedir? Bundan biraz bahseder misin? Kitabım bir hikaye kitabı. Aslında bu kadar çok kitap olması açıkça dile getirmeliyim. Beni hiç ilgilendirmedi. Çünkü eğer ki o masanın başına oturduğunuz zaman mecburi olarak bencil kalıyorsunuz. O kurguları hazırlarken çevrenizden etkilenerek yani dedemden, dedemin yaşadıklarından, onun yaşattıklarından etkilenerek zaten o hikayeyi yazıyorsunuz. Bu sürece girmeden önce zaten çok fazla çevreden etkileniyorsunuz. Ama o masanın başına geçtiğiniz zaman artık bencil kalmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Çünkü üretmek böyle bir şeydir. Eğer ki kendinizi düşünmezseniz o masanın başında, insanları düşünürseniz işte o zaman sipariş üzeri bir kitap yazmış olursunuz ve bu da çok saçma olur. Yani sizin amacınızın çok çok dışına çıkar. Zaten çevrede söylediğiniz gibi çok fazla bu tür eser var. Yani çok satanlar listesinde olabilirsiniz. Ama bu sizin doyuruculuğunuz anlamına gelmez. Okuyucu bunu istediği için siz onu yazmışsınızdır. Sipariş üzerine iyi bir eseriniz olmuş olur. Eyvallah. O zaman anladığımız kadarıyla yani yaşanmışlıklardan yola çıkarak bir Tabii. eser oluşturdun. Ve hiç kimsenin etkisi altında kalmamak amacıyla Yani kitabı yazdın. yazarken tabii, Yazarken tabii öncesinde. eyvallah. Ve tamamıyla kendi empatinden yola çıkarak Eyvallah. insanlara ışık tutmasını istediğin bir eser oluşturdun. Eyvallah. Eyvallah. Peki şimdi kitap yazan arkadaşlar buraya kadar eyvallah. Çok güzel bir şekilde geldiler. Belki kitaplarını yazdılar, Word'den yazdılar, elleriyle yazdılar vesaire vesaire. Şunu sormak istiyorum. Kitabın basım süreci, kitabın imla düzenlemeleri süreci ve kitabın işte yayın evi bulma süreci vesaire. Bunlar biraz imladan başlayarak listeler misin? Yine tekrar ediyorum. Hatta isimlerini de vereyim. Allah razı olsun. Yüksel Akbaş hocam ve Uğurcan Dilsiz hocamdan bu edebi anlamda çok yardım aldığımı dile getirmeliyim. Yani özellikle imla ve yazım kuralları açısından nasıl olması gerektiğini bu hocalarımın yardımı vesilesiyle aldım. Ben yayın evine bu kitabı gönderdiğim zaman hazır bir biçimde yayın evi hiçbir şekilde yazım hatası bulmadığını dile getirdi bana. Bu beni oldukça mutlu etmişti çünkü iyi bir eğitimden geçtiğimi gösteriyordu bu.
Aynı zamanda şunu da dile getireyim. Kitabınız bitti. Yani yeni kitap yazmış olan arkadaşlara özellikle bunu dile getiriyorum. Kitabınız bitti, artık sizin bir eseriniz var. Bir kenarda koydunuz onu. Yani yeni bir bebek dünyaya geldikten sonraki o heyecan vardır ya, artık öyle bir şeyiniz var artık sizin. Bakıyorsunuz ona, o sizin eseriniz artık. Yani söyledim ya, bencil olmanız gerekiyor diye. İşte bencilliğin sebebi bu. Yani sonucunda şöyle bir şeye kaynak olabilmesi açısından müthiş bir duygu. Öncelikle herkesten bir tebrik, herkesten bir teşekkür beklediğiniz bir an değil o. Kitabınız yeni bitti. Herkese sunmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. 3-5 tane çevrenizden insana verdiniz kitabınızı. Dediniz ki bir okur musun? Onlar okudular. Ondan sonra mesela benim halamın kızı Elif abla, Allah yine razı olsun, benim kitabımı 3-4 defa okudu. Yani yayınlamadan önce, yayın evine göndermeden önce. Ve onunla da gerek kurgu hataları olsun, gerekse şuraya şunu mu ekleseydik diye konuşmuştuk. Onun vesilesiyle de çeşitli yerlerdeki bozuklukları düzeltmiş olduk. En son vesileyle geldik, artık kitabımız var dedik. Bir tarafa koyduk onu, artık Word'e bakıyoruz, defterimize bakıyoruz, her türlü dolu top doluyuz artık diyoruz ve artık yayın evi arama sürecine giriyoruz. Yayın evi ararken bazı yayın evleri vardır, işte biraz egoist davranırlar dile getirmek gerekirse. Hiç kimsenin eserini kabul etmezler. Öncesinde çok fazla bir geçmişiniz olması lazımdır. Profesör, doktor ya da işte doktor olmanız lazımdır. Bilimsel bir makale yazmışsınızdır, hikaye yazmışsınızdır ama yeterli bir okuyucu kitleniz yoktur. Ya da altyapısı boştur sizin, altyapınız boştur. O yüzden sizin eserinizi yayınlamazlar. Ve ben bu düşünceleri yaşarken 18 yaşında olduğum için büyük bir sıkıntıya uğradım. Büyük yayın evlerine kitabımı gönderdim. Hiç cevap gelmedi. Halen daha cevap gelmedi. Ve Instagram üzerinde araştırırken kardeşimin önüne çıkan bir reklam oldu. Diga kitap reklamıydı bu. Oldukça yardımcı olabileceklerini düşündüğüm için bu yayın evine eserimi göndermek istedim. Onlar da çok teşekkür ederim. 2 gün içerisinde bana geri dönüş yaptılar. Herhangi bir yazım hatası bulunmadığını, yine editör onayından tekrar geçeceğini bir hafta boyunca. Bunlardan bahsettiler. 3 hafta içerisinde kitabın son aşamasını, yani basımdan önceki son aşamasını gönderdiler. İmza süreci oldu. Ondan sonra ISBN numarası alındı. Bu şekilde ilerledik. Yayın evi ilgi gösterdi kitap çıkana kadar. Kitap çıktıktan sonra artık kitabınla seni baş başa bıraktılar. Yani kitabın satış oranları kaç olursa olsun. Zaten şöyle bir şey vardı. Hani ben hiçbir zaman satılmadı diye üzülecek bir insan değildim ta çıkarmadan önce. Çünkü benim maddi bir kaygım yoktu, açıkça dile getirmek gerekirse. 18 yaşındaydım. Maddi kaygım olmadığı için de böyle bir yayın evi bana çok büyük bir imkan oldu. Ücretsiz basım yaptılar. Herhangi bir yayın evi gibi para alıp da yayın yapmadılar benden. Reklamı da kendim yapmış oldum. Çevremdeki insanlara reklamını yapmış oldum. Bu şekilde kitap müzakerelerinde arkadaşlarımla konuştuk. Hocalarımla konuştuk kitap üzerine, oldukça fazla. Allah razı olsun, güzel bir etkileşim oldu. Peki sen kaç tane kitap bastırdın? Ve bu yayın eviyle bu kitapları bastırman, yani kitapların hepsinin eline hazır bir şekilde gelmesi ne kadar zaman aldı? Yani şöyle, kitabınızı da satın alıyorsunuz. Yani ücretsiz bir basım yaptıkları için kendi kitabınızı da satın alıyorsunuz ama %25 bir indirim yapıyorlar size yazara. %25 indirimle alıyorsunuz kitabınızı. Ben 200 adet sipariş vermiştim ilk başta. İlk siparişimdi yani kendi kitabımdan. Çevreme ve çeşitli arkadaşlarıma hediye etmek üzere, hocalarıma hediye etmek üzere. Ya ben ön satıştayken sipariş vermiştim. Bir ay içerisinde geldi elime. Eyvallah. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Kitabı, yazdığın eseri eline ilk aldığın zaman kapağıyla, ismiyle, işte indeksiyle beraber fark etmez, ne hissettin? Duygularını biraz aktarabilir misin? Şöyle, yeni doğan bebeğe nasıl bakarsanız aynı o şekilde. Ya kokluyorsunuz ya. Yani karşınıza alıyorsunuz, onunla sanki konuşabilecekmiş gibi. Hani dedim ya, bebek gibi. Yani bebek de sizin sorularınıza ya da işte konuşmalarınıza cevap veremez. Ama o kitabı karşınıza alıyorsunuz. Kardeşinize bunu bir şekilde göstermeye çalışıyorsunuz. İşte bak, benim çocuğum, benim kitabım. Burada müthiş bir heyecanla birlikte. Mutluluk. Nasıl? Tabii mutluluk aslında ama bunun kelimelerle tarif edilemeyecek kadar müthiş bir mutluluk. Denenmesi gerekir diyorsun. Tabii. Başarısız eserler oluşturmak hiçbir zaman zor olmaz. Ama başarılı eserler oluşturmak çok zor olur. Yani 4 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Ben eserimin başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o başarıyı kazanabilmek için 4 yıl uğraştım.
Yani 20 günde ya da 15 günde yazmış olabilirim. Ama ben 4 yıl onun için uğraştım zaten. Her gün okula yürüyerek gittim onun için. Yani o çabanın karşılığını bir iki kapağın arasında görüyorsunuz ya. İşte o müthiş bir şey. Eyvallah. Allah razı olsun Murat. Dinleyenlerden de çok teşekkür ederim. Şöyle yapalım o zaman. İnşallah senin kitabının linkini de açıklama kısmına bırakalım. Dileyen arkadaşlar oradan da kitabın muhtevasına da bakabiliriz. İsterlerse satın da alabilirler. Galiba şu an stokta hala mevcut. DNR'da ve Kitap Yurdu'nda, BKM'de. Onların linklerini bırakırız inşallah biz. Sosyal medya hesaplarımız da aşağıda arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru varsa inşallah iyi olur. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Çeşitli etkileşimi de her türlü kanaldan sağlayabiliriz. Instagram adresimi de alta koyarım inşallah. YouTube kanalım üzerinden de soru sorabilirsiniz yani yorumlara. Bir şekilde çünkü ben bu süreçte insan bulamadım açıkça dile getirmek gerekirse. Yani birine soru sorduğum zaman cevap alamayacağımı biliyordum. Çünkü yazarlar çok bazen nazlı oluyorlar. Naz insanı biraz uzaklaştırıyor çevresinden. Dedim ya normalde bencil insanlar değiller ama o kitabı yazma sürecine girdikten sonra bencil olmak zorunda oluyorlar. O bencillik biraz devam edebiliyor bazılarında. Bizde elhamdülillah öyle bir şey olmadı ama sizden de etkileşimi bekliyorum. İnşallah bütün sorularınıza cevap vereceğim. Allah razı olsun. Buraya kadar izlediğiniz için ben de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam.